Biliyorum Naziler katliam yaparken siyanür gazını kullandılar. Ve kesinlikle masum değil. Bu tamamen maden şirketlerini rant kazandırmak amaçlı yapılmış bilimsel olmayan manipülasyonlar. Efendim şimdi müsaade ederseniz tabii yani artık bu tartışma konusu götürecek şey değil. Yani inanın modern böyle pozitif bilimle ilerleyen ülkeler bu siyanür zararlı mı değil mi tartışmasına gülüyorlardır, komik. Elbette ki zararlı yani. Elbette ki zararlı. Bunu tartışacak tarafı kesinlikle yok. Yok. Şöyle ifade edeceğim. AKP'nin argümanlarıyla ilgili. Efendim neymiş? Bu alan Kaz Dağları'ndan 40 kilometre uzaktaymış. Tabii savunacak bir noktaları olmadığı için Kaz Dağları Milli Park alanından 40 kilometre demek istiyorlar zannedersem. Ama orası gerçekten Kaz Dağları. Gidip gördüğünüz zaman Kaz Dağları'nın içi olduğunu hep birlikte göreceksiniz. Ben iktidar milletvekili arkadaşlara alanı gelip gezmelerini tavsiye edeceğim. Neden gelip gezmiyorlar? Neden görmek istemiyorlar? Efendim neymiş? 200 bin, 195 bin tane ağaç kesilmemiş, 13 bin tane ağaç kesilmiş. Buyurun gelin alanı birlikte gezelim. Uçsuz bucaksız ağaç kesilmiş. Yani bunun bilimsel bir yöntemi var. Uydudan fotoğrafı çekilmiş. Metrekareye kaç ağaç düşüyor? Tema Vakfı, orman mühendisleri bunu hesaplamışlar. Minimum 195 bin ağaç diyorlar. Ve yani şirket diyor ki ben diyor bu kadar ağaç için diyor 5 milyon dolar ödedim diyor. Yani 13 bin ağaç için 5 milyon dolar mı ödedi? Ve aklıma şu geldi. Acaba biz bu firmaya aramızda kampanya yapalım. 5 milyon dolar ödesek Kanada'da bu kadar ağaç kesebilir mi? Kesemez. Ve bakın yine AKP'nin özellikle de grup sözcüsü Bülent Bey, Çanakkale Milletvekili. Bakın Twitter'dan şöyle bir şey paylaşıyor kendisi. Efendim neymiş? Burası sit alanından siz çıkarttınız. Sit alanından çıkartılan belge burada. Ve bu o bölgenin sit alanı değil bu. Yenice'ye ait. Yani doğal sit alanı özelliğini kaybetmiş. Onun için bunu biz çıkarttık diyor. Yani kesinlikle Kirazlı bölgesi ilgili değil. Belge burada. Belge burada. Yanlış belge çarptırmış. mi Evet, gösterdi? evet. Belge yok yani. Orası sit alanı ve oradan çıktı diye öyle bir belge yok. Belge burada Mustafa abi. Ben size bunu verebilirim. Bakın ve İktidar Partisi'nin grup başkan vekili bakın ne diyor? Diyor ki efendim tweetinde. Efendim çevreciler mi? Yuh size. Suçlu alanı sitten çıkarıp arama izni işte veren kişiler suçlu diyor. Yani diyorum ben de ona tweetle cevap verdim. Ortada diyorum bir suç ve suçlu olduğu kesin. Suç var dedim var suçlu var. Yani diyor ki kabul ediyor. Burada yapılan iş yanlış diyor kendisi de. İtiraf ediyor bunu. E kardeşim yanlışsa buyur gel. Hem grup başkan vekilisin hem bölgenin milletvekilisin. Bakın biz Çanakkale'ye Balıkesir milletvekili olarak her defasında gidiyoruz. Sen neden kendi bölgene gelip de görmüyorsun? Bir gör bakalım gözünle. İnanın gelse görseler onlar da orada bir katliam olduğunu kabul edecekler ve bu inkardan vazgeçecekler. Şunu ifade etmek istiyorum ben. Biraz önce arkadaşlarımın söylediği gibi. Yani bir Kanadalı firma kendi ülkesinde yapamadığı ağaç katliamını yapıyor mu? Yapıyor. Efendim kendi ülkesinde kullanamadığı siyanürü kullanıyor mu? Kullanıyor. Ne amaçlı kullanıyor? Diyor ki ben diyor buraya diyor arkadaş diyor 100 lira para yatırdım diyor. Ben diyor 1000 lira almadan gitmem diyor. Bana ne diyor Türklerin ağacından diyor Kaz Dağı'ndan diyor. Ben diyor karımı maksimize edeceğim diyor. Biz bağırıyoruz ya oksijenimiz gidiyor diyoruz. Nefesimiz kesiliyor. Ağacımız var diyoruz. Deremiz var, suyumuz var. Kuşumuz var, böceğimiz var diyoruz. Onlar ne diyor? Bizim diyor karımız var. Biz karımızı arttıracağız diyor. Siyanür kullanacağım. Neden? Maliyet az diyor. Ağacı keseceğim. Neden? Buradaki altın oranı yüksek diyor. Neden? Bir süre sonra altını çıkaracak ve terk edip gidecek. O yine gidecek Kanada'da o güzel doğasında yaşayacak. Biz burada harap vaziyette kalacağız. Şunu söylemek istiyorum. Ülkemizin her bir köşesi emperyalist saldırı altındadır. Yeraltı kaynaklarımız açısından. Bakir bir ülkeyiz biz. Bakir bir ülkeyiz. Yeraltı kaynaklarımızı yeteri kadar kendimiz çıkartamamışız. O potansiyelimiz şu ana kadar yok. Onlar bizden evet teknolojik olarak öndeler ve bizler bir ham madde kaynağı olarak ülkemizi değerlendiriyorlar ve bizi şu anda sömürüyorlar. 104 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyen bu emperyalist güçler bugün iktidarın desteklediği maden şirketleriyle evet Çanakkale'yi geçmeye çalışıyorlar. Buradan sesleniyorum iktidar partisi milletvekillerine. Bu alandan sesleniyorum. Bu sadece bu mücadele, Kaz Dağları'ndaki mücadele, Murat Dağı'ndaki mücadele, Gümüşhane'deki, Munzur Dağı'ndaki mücadele
sadece Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesi olmamalı. Buranın oksijeninden sadece biz faydalanmıyoruz. AK Partili arkadaşlar da, MHP'li arkadaşlar da, HDP'li arkadaşlar da herkes faydalanıyor. Yani insan olan herkes faydalanıyor. Özellikle AKP'li milletvekili, bölge milletvekillerine buradan sesleniyorum. Gelsinler bu mücadeleye katkı versinler. Bu emperyalist güçlerin uşaklarına destek olmasınlar. İki gün sonra o makamlardan gittikleri zaman gerçekle yüzleşecekler. Vatandaşın karşısına başları dik, alınları açık çıkmaları gerektiğini hatırlatıyorum kendilerine. Son sözünüzü alayım efendim. Süremiz doldu. Efendim son sözüm şudur ki vatan savunması devam ediyor. Vatan savunması devam ediyor. Bu da bir nevi kurtuluş mücadelesidir. Yine ülkemizin siyasi tarihinde kuruluşundan itibaren, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren her zaman zora düştüğü zaman ülkemiz, zor zamanları yaşadığı zaman hep görev Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmüştür. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüyor ama bu görevi sadece biz üstlenmek istemiyoruz. Vatanını, milletini, insanını, coğrafyasını, bayrağını, gelecek nesilleri seven, yüreği olan, vicdanı olan herkes siyaset üstü bir düşünceyle bu Kaz Dağları'ndaki mücadeleye katkı vermek durumundadır. Yani insan olan gelsin bu katliama artık dur desin. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Son bir söz. Efendim tabii elbette biz Kanada firması kızıyoruz ama ondan önce o firmaya bu dağları delik deşik etme izni veren mevcut iktidara kızmak durumundayız. Bunun sorumluluğu mevcut iktidardadır. Biraz önce şunu ifade ettiniz. Gezi olayıyla ilgili. Gezi olayları onurlu bir tabiat mücadele olayıdır. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani burada korkacak, terörize edecek bir nokta yoktur. Bu olayların içinde ben de vardım çoluğumla, çocuğumla. Ağacımızı, toprağımızı, vatanımızı savunduk burada. Hiç korkacak bir şey yok. Tekrar gezi olayı olabilir, olabilir. Niye olmasın? Ağaçlar kesiyor, vatanımız gidiyor. Söylemeyecek miyiz? Canımız gidiyor bizim. Efendim neymiş? 13 bin tane ağaç kesmiş, 14 bin tane fidan kesilmiş. Yıllar gitmiş ya. 100 küsür yıllık ağaçları kesmişsiniz. Onların tekrar yetişmesi için en az 100 yıl, 200 yıl lazım. Yani 2 nesil lazım. 2 nesil. Bizim çocuklarımız onları göremeyecek. O nedenle şunu ifade etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın ağaç kesilen alanlar halen kesilecek alanların üçte biri. 2500 dönümde ağaç kesildi. Daha 6000 dönüm alanda kesilmesi planlanıyor. Yani üçte biri kesildi. Daha ağaç kesilecek. Lütfen gelin bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkalım ve bunlara dur diyelim. Sayın